Eğitim meselesine geçeceğiz. Çocuklarımızın uzaktan eğitimi, burada yaşanılan problemler olduğu kadar destekleme çabaları da var. Onları aktaracağız. Korona salgını eğitimi de vurdu. Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Uzaktan eğitim mi devam edecek derken ülkenin dört bir yanından gönüllü çalışmaların haberleri geliyor. En içten duygularımızda kutla, takdir ve saygılarımızı sunarız. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. 44 eski rektör, uzaktan açık öğretim modelini 40 yıl önce eğitim sistemine kazandıran Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e onursal belge sundu. Altında 44 eski rektörün imzası bulunan onursal belgenin onlarca onursal doktora değerinde olduğu belirtildi. Hoş geldin büyümek, kuvvetli alışlarla İzmir'de Bayraklı Belediyesi gönüllü öğretmenlerin bir araya gelip televizyondan ders anlattıkları bir sistem geliştirdi. Ben bu işe bir ömür verdim. Türkiye'de ilk uzaktan öğretim işini başlatansınız. Türkiye'de ilk defa çoklu zeka kuramına uygun Talim Terbiye Kurulu'ndan yayınlarını üreten bir kurumdan geliyoruz. Hiç ummadığınız bir anda doktor bir öğrenciniz, CEO olmuş bir öğrenciniz, hukukçu bir öğrenciniz, hakim olmuş, savcı olmuş bir öğrencinizin gelip size merhaba demesi bu hayatta alabileceğiniz en güzel hediye, en güzel armağan ve en güzel onur. Benim tabletim bilgisayarım olmadığı için televizyondan dersleri takip ediyorum. Fakat benim gibi olan başka arkadaşlarım var. 3-4 kişi birden bir televizyondan ders işlemeye çalışıyor. Televizyon üzerinde olduğu için daha kolay bir şekilde yararlanabiliyoruz. Evlerinde bilgisayar ya da internet olmayan 8 ile 12. sınıf ve mezun öğrenciler 20 gönüllü öğretmenin verdiği derslerle eğitimlerine devam edebilecek. Dersler hem televizyondan hem de internet kanalından yayınlanacak. İzmir Balçova Belediyesi de uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 9 tane EBA destek merkezi açtı. Balçovalı çocuklar internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebilecek. Mahallelerde kurulu olan semt evlerinde, spor tesislerinde ve bilişim atölyesinde mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar ders başı yaptı bile.